polis işkencesinde savcının önüne çıkartılmadan alınan ifadelerle mahkum edilen, delilsiz, ispatsız, yargının bütün kuralları hunharca ihlal edilen bir süreçti ve o süreçte halen cezaevlerinde 500 civarı mahkum yatmaktadır. Biz bunu bir zulüm olarak algılıyoruz ve bu zulümün son bulması için çaba harcıyoruz. Biz yıllardır zindanda olan Yusufilerimizin çıkmasını beklerken birkaç gün öncesinde yeni mağduriyetlerin yaşandığına şahit olduk. Bizler Yusuflarımızın zindandan çıkmasını beklerken baktık ki adaletin tesisini kuracak olan insanlar bizlerin Bünyaminlerimize göz diktiler. Doğru Haber gazetesi yazarlarından Fikret Gültekin'in ve farklı isimlerin şu anda mağduriyetleri var. Yıllardır, çeyrek asıldır zindanda olan akrabalarımız, tanıdıklarımız var. Gidip onları dinlediğimiz zaman, onların mağduriyetlerine kulak verdiğimiz zaman sayısız yüzlerce mağduriyetler yaşanmış. Onlardan bir tanesini size söyleyeyim. Enver Kaplan adında 18-19 yıldır zindanda olan bir Yusufimiz var. Geçen bayram ailesini ziyarete gittik. Kendisine şunu sorduk. Ne mağduriyetler yaşadınız? Anlatamayız dediler. Sayısını söyleyemeyiz dediler. Sadece yanımda bulunan kızının mağduriyetini söyleyeyim. En ufak. Bunu anlatırken bir ajite etmek için anlatmıyoruz. Mağduriyetleri görün diye söylüyoruz. Şunu söyledi. Kızı 15 yıldır benden bir tatlı istiyor. Ne olur Allah rızası için neneciğim, bayramdan bayrama bana şu tatlıyı yap dediği zaman kızım vallahi yapamam diyor. Çünkü ben bu tatlıyı yaptığım zaman oğlum Enver'im aklıma geliyor diyor. Ve yıllardır oğlundan dolayı oğlu aklına gelmesin diye o tatlıyı yapmıyor. Bu sadece bir tanesi. Bazı aileler dışlarında, evlerinin dışında evlerini boyamıyorlar. Çünkü niye? Bir gün Yusuf'um döner diye, Yusuf'um evimi tanısın diye evlerini boyamıyorlar. Biz buradan yetkililere sesleniyoruz. Yeter artık diyoruz. Allah'tan korkun. Yeter artık. FETÖ, Balyoz, Ergenekon, birçok yapının dışarıda olmuş olduğu, ülkenin sosyal dokusunun altına bomba döşeyen yapıların dışarıda olmuş olduğu bir dönemde Kur'an için çalışmış, İslam için çalışmış olan insanları zindanda tutamazsınız. Bu bir zulümdür. Adalet kainatın ruhudur. Adalet mülkün temelidir. Adalet bekanın temelidir diyoruz. Eğer eski izzetimizi istiyorsak ümmet olarak adalete dönmek zorundayız. Yetkililere sesleniyoruz. Sizden af falan istemiyoruz. Allah rızası için dönün bu Yusufilerin mağduriyetlerine bir bakın. Tekrardan yargılanma yolunun açılmasını istiyoruz. 28 Şubat mahpusları derhal serbest bırakılsın. 28 Şubat 1997'de teşebbüsün ötesine geçip gerçekleşmiş bir darbe olarak gündemimize oturan 28 Şubat darbesini hala insan öğütüyor. Farkında mısınız? Üzerinden 21 yıldan fazla geçmesine rağmen 28 Şubat darbesi özellikle cezaevlerinde tutulan Müslüman siyasi mahpuslar ve aileleri için bütün ağırlığıyla devam etmektedir. Farkında mısınız? Beraat etmesi gereken, aynı torbaya dosyaya dahil edilmiş olan müebbet hapis cezası verilen, en ağır yorumla bile adli nitelikte süreli hapis cezası alması gerekirken siyasi nitelikli müebbet hapis cezası verilen, deli niteliği tartışmalı olup ABD'de deşifre edilmiş dijital kayıtlarla cezalandırılan, avukatsız, işkenceli ve her türlü aşağılık yöntemlerle onur kırmaya dönük sorgulamalarla imzalatılan sahte ifade tutanaklara dayanılarak gençlikleri ellerinden alınan, toplumsal zemin oluşturmak adına ev ya da iş yerlerinde yerleştirilen sahte delillere dayalı olarak aşağılık iftiralarla suçlanmış gibi medyanın önüne atılan 28 Şubat mahpusları darbenin gerçek mağdurları olarak halen cezaevindeler ve insanlık, topluluğun
hükümet ve yargı maalesef duyarsız ve kör. Farkında mısınız? Unutulmamalıdır ki farkında olmazsak ve farkında olmamıza rağmen duyarsız kalırsak Allah karşısında verilecek hesabımız olmayacaktır. 28 Şubat'ın bildirildiği yargısının kararlarıyla hapsedilen mazlumların tahliyesi, 28 Şubat'ın tahkim ettiği zeminle basarak büyüyen, paralel yargının kararlarıyla hapsedilen hemen her çevreden mazlumun tahliyesi, bilinçli ve paralel yargı zeminde oluşan, ön yargılarla oluşturulan içtihatlerle hala devam eden yargı zulmünün son bulması öncelikle meselemizdir. Mazlumlar Adana Şubesi olarak bir kez daha ses vererek 28 Şubat siyasi yargı kararları iptal edilsin, 28 Şubat mahpusları derhal serbest bırakılsın, talebimizi bir kez altını çizerek vurguluyoruz.